5 dakika adaletten herkese merhaba. Geride bıraktığımız haftalar Türkiye'de neyin suç sayılıp neyin suç sayılmadığını görmek açısından önemliydi. Neyin suç sayılıp neyin suç sayılmadığını normalde bizim Türk Ceza Kanunu'ndan anlamamız gerekiyor. Kanunların belirli olması gerekiyor. Bizim burada okuduğumuzda hangi eylemi yaparsak neyle cezalandırılabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak yargı pratikleri böyle işlemiyor. Mesela yargının pratiğine göre bir siyasi partinin genel başkanının bir şehit cenazesine katıldığı sırada linç edilmek istenmesi ağır bir suç değil. Aslında TCK'ya baktığımızda çok ağır bir suç olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uygulamaları gösteriyor ki Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi aslında bir linç girişimi olarak ele alınmış değil. Kılıçdaroğlu'na doğrudan saldıran, darp eden, yumruk atanlar bile tutuklanmadı, serbest bırakıldı. Herhangi bir ağır yaptırıma maruz kalmadı. Geride bıraktığımız haftadan anlıyoruz ki bir gazeteci bir programdan sonra takip edip evinin önünde sopalarla öldüresiye dövmek de suçtur. Yavuz Selim Demir'a katıldığı programdan sonra kendisini takip eden araçtakiler tarafından, 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Ağır yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı. Bu 6 kişi çok kısa süre içerisinde tespit edildi. Ancak tespit edilen kişiler biz tanımıyoruz, bize döv dediler ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Demirağ'ın dövülmesini Antalya'da gazeteci İdris Özyol'un dövülmesi izlendi. Özyol'u dövenler de çalıştığı gazeteden çıktığı sırada yine sopalarla saldırdı. Henüz onlara faillerine ulaşılamadı. Ancak Demirağ'la ilgili örnek gösteriliyor ki esaslı bir yaptırım uygulanması çok söz konusu değil. Yine geride bıraktığımız haftadan anlıyoruz ki mesela katıldığınız bir eylemde yasak olmasına rağmen 1 metre mesafeden size biber gazı sıkılıyorsa bunu sıkanlar hakkında da bir yaptırım uygulanıyor. Üstelik memleketin en üst yargı organı sayılan Anayasa Mahkemesi de bu polisler hakkında takipsizlik verilmesini hak ihlali saymıyor. Bir de aslında çok ağır suç olan eylemler var. Mesela şu anda yaşam boyunca hiçbir şiddet eylemine karışmamış 2 tane akademisyen sadece ve sadece bir bildiriye imza attıkları için cezaevindeler. Akademisyenler Tüsun Üstel ve Tuna Altınel şu anda cezaevinde neredeyse bir haftayı doldurdular ve yaklaşık 6-7 ay kadar cezaevinde kalmaları gerekiyor. Daha önce Barış Akademisyenleri ile ilgili herhangi bir yargılama standardı olmadığını zaten söylemiştik. Bu hocalar niye tutuklu, diğerleri niye tutuksuz, niye hepsi ayrı ayrı maddelerden ve ayrı ayrı mahkemelerde yargılanıyorlar bilinmiyor. Buna rağmen yargılamalar sürüyor. Çok ağır suç olan eylemlerden bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın kanser araştırmasının sonuçlarını duyurmak. Bakanlığın özenle koruduğu bu araştırmanın sonuçları akademiden ihraç edilen Bülent Şık Hoca tarafından kamuoyuna duyuruldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı dizisi hazırlayan Şık, yediğimiz, içtiğimiz ne varsa bunların içinde kanserojen maddeler olduğunu belli bölgelerde kamuoyuna aktardı ve bu nedenle 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Bülent Şık'ın duruşması 30 Mayıs'ta görülecek. Bülent Şık'ın milletvekili olan kardeşi Ahmet Şık'la ilgili olan fezlekelerde nelerin suç sayılabileceğini gösteriyor. Ahmet Şık vekil seçilmeden önce Cumhuriyet davasının tutuklu sanıklarından birisiydi. Yazdığı haberler nedeniyle tutuklandı ikinci kez. Ve duruşmada savunması sırasında neden tutuklandığını, 15 Temmuz'u, sonrasında yaşanılanları özetledi. Bu savunma mahkeme tarafından suç kabul edildi ve Ahmet Şık vekil olduktan sonra hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı. Fezlekedeki suç isnadı sadece ve sadece savunmalar. Ahmet Şık hakkında bir fezleke daha hazırlandı. Bu da vekil seçildikten sonra bir Alman kanalına yaptığı açıklamalar nedeniyle ihbarda bulunan vatandaşlar nedeniyle açıldı. Vatandaşların ihbarında Ahmet Şık'a hakaret edip etmemeleri hiç önemli değildi ve ağır hakaretler içeriyordu. Buna rağmen CİMER savcılığa gönderdi bu ihbarları. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şık hakkında fezleke hazırladı. Yine biliyoruz ki Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması da çok ağır bir suç. Hiçbir şiddet içeren, şiddete davet eden bir kelime dahi olmamasına rağmen Türk Tabipleri Birliği üyeleri sadece bildiri nedeniyle tıpkı Barış Akademisyenleri gibi suçlu görüldüler. Türkiye'deki standartlar anlaşılıyor ki yargı tarafından konjonktüre göre belirleniyor. Türk Ceza Kanunu'nda neyin yazıp yazmadığı çok da önemli değil. Umarım önümüzdeki hafta bunları konuşmadığımız bir hafta olur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.